Thank you. Herkese selamlar. Arkadaşlar, bugün 23 Mayıs. Bir videoyla daha karşınızdayım. Şimdi ben Naçank şehir merkezinin yaklaşık 7 kilometre, 8 kilometre bir kuzeyine geldim. Şimdi burada bir tane kız arkadaşımla buluşacağım. 30 bin yani 40 TL tuttu. 7,5 kilometre 40 TL yani 5 euro bile etmiyor. Çok iyi. Grab çağırdım. Grab'in de indirimi vardı, onu da kullandım. Yani 7,5 kilometre 30 bin 40 TL çarpıyorlar. Okey. Şimdi kız gelecek, kızla yüzeceğiz, güneşleneceğiz filan. Arkadaşlar size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Her şey çok iyi, çok yolunda. Yani aman nazar değmesin. Tayland'dan sonra hani bir daha mutlu olamayacağımı sanıyordum. Herhangi bir ülkede. Alakası yok. Burası Tayland'ın çok daha önüne geçti. Burada çok güzel bir arkadaşlıklarım oldu. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel kız arkadaşlarım var. Her şey vallahi çok iyi gidiyor. Ben de sürekli içerik üretmeye çalışıyorum. Çünkü Vietnam videoları da çok güzel izleniyor. Çok güzel bir talep var. Hepinize bundan dolayı öncelikle çok teşekkür ederim. İşte ben de madem böyle bir talep var, madem Vietnam bu kadar merak ediliyor, ben de üst üste peş peşe video çekiyorum. Açıkçası buraya geldiğimde bu kadar Vietnam videolarının izleneceğini ben açıkçası tahmin etmiyordum. Ama öyle olmadı. Vietnam videoları Tayland'dan daha çok rağbet gördü. Ben turistlere saplama işleri var. Yani biliyorsunuz hiçbir şey yiyemiyoruz, içemiyoruz. Ha ben yiyorum Asya yemekleri ama fast food falan çok pahalı. Buralar birazcık daha bakir. Bakın. Buralar bakir. Buralarda çok turist yok. Olmadığı için fiyatlar lokallere göre. Lokallere göre olduğu için size çok daha kolay geliyor buralarda yaşamak. Hele bir de düşünün buralarda dolar kazandığınız her şey bedava olur. Şimdi ben bir kıza mesaj atayım. Ben geldim diye. Kız daha geldiğimi bilmiyor. Çünkü kızla ne kadar video çekebilirim onu da bilmiyorum. Çok böyle samimi olduğum biri değil. Burada bir tane restoranda çalışıyordu. Gittim yanına, dedim ki Instagram'ını ver. O da dedi ki yok, Facebook ver. Tamam dedi, Facebook'unu aldım. Sonra konuştuk filan, şimdi buluşacağız işte. Yani ne kadar onunla video çekebilirim bilmiyorum. Ama burada arkadaşlar bütün uygulamalar çalışıyor. Application'lar yani arkadaşlık uygulamalar. Tinder, Bado, Bumble, Okupit hepsi çalışıyor. Ama yüz yüze ayarlamak çok daha güzel. Ben öyle düşünüyorum. Çok daha iyi. Şimdi ben bir kıza mesaj atayım. Video akar. Şimdi bu Vietnam Naçank'la alakalı size şunu söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, burası boylu boyunca şöyle sahil. Yerleşim var. Yani oteller sahil boyunca böyle geliyor. Ya burası şu an bak şehir merkezi ta 7 kilometre uzakta olmasına rağmen bakın buradaki yapılaşma da böyle çok lüks. Yani buralarda da yaşayabilirsiniz, buralarda da otel tutabilirsiniz. Tatile yani tatilinizi buralarda da gerçekleştirebilirsiniz. Deniz, güneşlenme, kum her yerde var bildiğiniz üzere. Ama şehir merkezinde kalmanız sizin için daha iyi olur. Çünkü şehir merkezinde her yere çok daha hızlı ulaşırsınız. Çok daha hızlı hareket edersiniz. Burada da çok lüks oteller varmış. Ben buraya ilk kez geliyorum. Her şey şehir merkezinde. Çarşı, pazar şehir merkezinde. Ama bu taraflarda kötü değil. Bu taraflarda gelinir. Arada bir araç çağırın gelin. Para değil, 40 TL arkadaşlar. Tamam. Şşt. Utanıyor. Utansın. Problem yok. Şuranın kalabalıklığına bakın arkadaşlar. Beni böyle bir yere getirdi. Çok kalabalık. Deniz aşırı sıcak. Vallahi yani ama çok sevmedim. Çünkü şu orta taraflarda taşlar var. Ayağım acıttı ya. Ama burası bayağı güzelmiş. Şurada voleybol yerleri falan var. Şurada etkinlikler var. İşte kız arkadaşımla buraya geldim. 120 TL ikili. Yani burada Ruslar da var.
turistler de var. Birlikte giriyorlar. Zaten çok kalabalık. Şuraya bakın. Ne? Ben Ali from Cambodia. Kamboçyalı. Vietnamlı değil. Burada bir tane restoranda tanıştık. Takılıyoruz ya. Sakalları da kestim. Böyle daha iyi. Buradakiler sakal sevmiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sakal işini unutun. Ha, motoruyla getirdi. Çok rüzgar vardı. Video çekmedim. Çok da utanıyor. Buradakiler arkadaşlar Tayland gibi değil. Ha, hibrit. Mix. Ha, şey diyor. Mix yani. Vietnamlı ile Kamboçyalı işte şey yapmış. Bu olmuş. Mixim diyor. Phnom Penh, right? Phnom Penh. Yuh. He? Saigon. Saigon. Ho Chi Minh'neymiş. Yani Ho Chi Minh'de yaşıyormuş. Burası Nha Trang. But you work here. You work Nha Trang. Nha Trang'da çalışıyor. Yani burada çalışıyor. Kız güzel. Kız güzel ama bir olay var. Buca'nın Gediz ilçesindeki dızo kızlara benziyor. Kolunda var ya paça var. Bu beni jilet manyağı yapmasın da sonra. Vallahi bir baktım koluna bir paça atmış var ya, kafayı yersiniz. Hatta bir tanesini dikiş atmışlar yani. Sordum bunlar niçin diye. Lisede bir tane kara kurşuna sevdalanmış. İşte tribe girmiş. Ergen zamanları vurmuş geçmiş. İki tane çocuğu varmış. 25 yaşında iki tane çocuğu var. Biri 4, biri 3 yaşında. Ya bunlarda birazcık şey var arkadaşlar. Asya taraflarında. Baba arıyorlar, haberiniz olsun. Ona göre muamele yapın. Çünkü bunlar hani bir gelecek arıyor. Ben size söyleyeyim. My Cambodian girl. Open. Biz takılıyoruz. Bir 15 dakikaya falan eve gideceğiz. Her şey yolunda. Baksanıza arkadaşlar şuradaki lüks otellere. Direkt aşağı inin, deniz sahil dibinizde. Çok güzel ha. Buralar çok ucuz arkadaşlar. Vallahi çok ucuz. Buraların kıymetini bilin ya. Gerçekten diyorum bak size. Vietnam deyip geçmeyin. Fakir ülke deyip geçmeyin. Buralar var ya tam bizlik. Yemin ederim yani benim, bende Tayland'ı falan yani çok geride bıraktı ya. Aşırı geride bıraktı. Çok güzel hatunlar var. Bak benimki de burada. Valla bulduk bir tane. Vietnam'ın kekosunu. Valla bizi çizecek ya. Harbi Vietnam'ın kekosunu bulduk. Ama çok tatlı kız. Ya bunlar arkadaşlar. Yani 20'li yaşlarında çocuğun birine vuruluyorlar, çocuk yapıyorlar. Sonra çocuk gidiyor. Hayatlar rezil oluyor. Bu sordum 8.000 liraya çalışıyormuş TL olarak. Aylık 8.000 TL arkadaşlar ya. Bunlar var ya çok kolay kandırılabilir kızlar. İki böyle evlenme hani hayali kurdur, bitti. Ama çok büyük ah alırsınız, vebal alırsınız. Burada arkadaşlar bunlar gariban, bunlara sakın böyle hani valla evleneceğiz senle şöyle yapacağız deyip hani akıllarına girmeyin. Ah almak dünyanın en kötü şeyi. Bak söyleyeyim size. Arkadaşlar motor kullanırken dikkatli olun. International ehliyet lazım burada da. Tayland'daki gibi. Ama çok sorun olmuyor. Burası daha hani daha iyi. Polis yok burada çok fazla. Hey, go. Go. Bye bye, go. Sağ olsun beni bıraktı.
Vay bak, koluna bir paça atmış var ya, inanılmaz derin arkadaşlar. Yemin ederim bir dar paça pantolonu eksik ama çok tatlı kız. Çok sevdim. Çok sevdim. Her şey yolunda. Şimdi bir McDonald's yiyeceğiz, sonra eve gideceğiz. İştahım da yok garip şekilde. Bu menü arkadaşlar 50 TL. Hadi göstereyim size de. Bak 40.000 50 TL yapıyor. Şey, Sprite'ı, hamburgeri, patatesi. Bazen arkadaşlar burada çok iştahım oluyor. 4 öğün falan yiyorum, 5 öğün bazen kapanıyor. Şu an iştahım hiç yok. Bilmiyorum niye böyle oldu. Ya böyle ara böyle kahvaltıdan sonra americano falan içiyorum. Böyle kahve mavi içiyorum. Herhalde onlar benim iştahımı kapatıyor ya. Az önce sipariş verirken bir tane kadın kesiliyor bana. Ama nasıl kesiliyor biliyor musun? Böyle bakıyor bak. Gülüyor böyle. Sonra ben gittim. Siparişi aldım. Sıra bekliyorum. McDonald's'a yemeği alacağım. Geldi yanıma. Böyle göğüsleri falan da açık. Böyle sürtüyor koluma. Allah Allah dedim. Bir iş çıkacak herhalde. Bir şeyler diyor, anlamıyorum Vietnamca. Verdim telefonu. Çevirdi. Otobüs garına işte gelir misin falan diyor. Sonra dedim what you saying ya, ne diyorsun dedim, anlamadım. Sonra tekrar baktım para istiyor. Yani ben de sandım ki beni beğendi. Kötü bir kadın da değil de güzeldi de, nasıl olacak böyle. Şunu 50 TL'ye yiyebiliyor olmak arkadaşlar çok önemli. Bak çok önemli. Buralara gelip Asya yemeklerini yemeyen insanlar için çok büyük avantaj. McDonald's'a zaten şehir merkezinin içinde. Yani çok yakın. Şurası zaten en ünlü böyle tower arkadaşlar. Gelip direkt otelinizi şehir merkezinde tutarsanız McDonald's yersiniz. Aç kalmazsınız. Zaten Vietnam mutfağı muhteşem arkadaşlar. Bak inanamazsınız. Çok lezzetli. Tayland gibi falan asla değil. Bir tane güzel Vietnamlı manita bulak da evlenek ya. Yeter artık. Ben evlenme çağına geldim. Yaşım geçiyor. Ben evleneceğim, çocuk yapacağım. Koydum kafaya. Şuraya bak, burada çalışma var. Bir kamyon. Belediye sağlam çalışıyor. Şehri çok güzelleştirmeye çalışıyorlar. Burada çok bak, aa bak. Tuktuklara bak. Bunlar Korelileri alıyor, gezdiriyor. Bunlar tuktuk arkadaşlar. Bak bunlar da Koreli manitalar. Tuktuklar. Burası şehir çok hızlı arkadaşlar. Bak gerçekten zaman yetmiyor. Şehir çok hızlı olduğu için çok keyifli aslında. Yani böyle gözün boş kalmıyor. Beynin sürekli çalışıyor. Bak mesela tam yürüyeceğiz. Aldı sürdü üstümüze tuktuğu. Ya yemin ederim reflekslerin artıyor burada. Sağa geçerken sola geçerken dikkat ediyorsun, bir şey yapıyorsun. Bir de burada çok komik bir şey var. Mesela bir tane motorlu geçiyor. Bakıyorum kim var üstünde diye. Takım elbiseli bir adam. Mesela bir tane motor geçiyor. Bakıyorum topukluğuyla mesela bir yere giden bir tane kadın. Mesela bunlar Tayland'da yok. Burada mesela çünkü millet işine gücüne giderken hep motor kullanıyor. Resmi dairede çalışıyor mesela diyelim kadın. Thank you woman. Şey, sigara soruyor. Sigara içeceğim mi diyor. Yok baba, sigara işinde yok ya. Zararlı. Sigara zararlı. Benim sigara kullanımım haftada bir tane, bazen günde bir tane, bazen üç günde bir tane. Birayla birlikte kafam hafiften böyle çakır olduğumu bir tane sigara yakarım. Onun haricinde sigara işinde yokum abiler. Zararlı, gerek yok. Hele günde böyle bir paket, iki paket falan içen insanlar var. Nasıl içiyorsunuz ya o kadar sigarayı? Yemin ederim kömürü, közü içinize salıyorsunuz ya. Ha bir tane güzel oluyor, keyifli oluyor. Buralar şehir merkezi işte arkadaşlar. Çok popüler yani, direkt bam güm yani. Buralar şehir merkezi. Direkt odak nokta yer burası. Her şey burada ya. Ne ararsan var burada. Harbi diyorum, ne ararsan var. Bir tane şu Crocs'lardan alacağım. Şişt, önüne bak. Bir tane şu Crocs'lardan alacağım ya. Rahat rahat çorapla giyer gezerim. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.